Öncelikle bütün herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Maalesef deprem bu ülkenin kaçınılmaz bir gerçeği. Fakat yıllardır hiçbir tedbir almadık ve büyük ihtimalle de almayacağız. Bu videoyu yapma nedenim depremden etkilenen insanlar ile iletişimimizi güçlendirmek ve sağlıklı bir psikolojik yönetim uygulamak. Her ne kadar çoğumuz depremzede olmasak da depremin etkileri bizleri psikolojik olarak negatif yönde etkiledi. Bunun önüne bir nebze de olsa geçebilmek için mental sağlığımız ve psikolojik yönetimimizi iyi koordine etmek gerekiyor. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Deprem insanlar için travmatik bir deneyimdir ve deprem sonrası dönemde insanların psikolojik sağlıklarını yönetmesi çok önemlidir. Deprem sonrası dönem insanlar için birçok fiziksel ve psikolojik zorluklarla dolu olabilir. Bunlar arasında kaybını yaşamanın zorluğu, evsiz kalma, yapısal hasarlar, güvensizlik hissi, çevresel stres kaynakları ve diğer hayatın normal seyrinden sapmaları içerebilir. Deprem sonrası psikolojik yönetim, insanların afet sonrası stres ve travma belirtilerini azaltmasına, insanların daha hızlı ve daha iyi bir şekilde toparlanmasına ve hayatlarının normal seyrine dönmelerine yardımcı olur. Yönetim şu adımlardan oluşabilir. Bilgilendirme. Deprem sonrası dönemde insanların doğru ve güncel bilgiye erişmeleri çok önemlidir. Bu bilgiler insanların deprem sonrası dönemi anlamalarına ve hayatlarını tekrar kurmalarına yardımcı olabilir. Dinlenme ve uyku. Deprem sonrası dönemde insanların fiziksel ve psikolojik yorgunlukları artar. Bu nedenle dinlenme ve uyku insanların toparlanmasına yardımcı olur. Sosyal destek. Sosyal destek oldukça önemlidir. Arkadaşlar ve aile üyeleri, psikiyatrik yardım insanların deprem sonrası dönemi atlatmasına yardımcı olabilir. Afet sonrası psikolojik etkilenme oranı yüksek bir durumdur. Bu durum insanların hayatını negatif yönde etkiler. Etkilenen insanlar deprem sonrası yaşadıkları stres, üzüntü, korku, çaresizlik gibi duygusal reaksiyonların yanı sıra fiziksel sıkıntılar da görülebilir. Bu duygusal reaksiyonlar depremden etkilenen insanların hayatını daha da zorlaştırır, geçmişte yaşadıkları travmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle deprem sonrası insanların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarının farkındalığı önemlidir. Bu destek profesyonel psikolojik yardım veya topluluk tabanlı yardım programları gibi farklı formlarında sunulabilir. Ayrıca bu dönemde etkilenmeyen insanların da farkındalık kazanması, insanların hayatına pozitif bir etki katması için bireysel ve toplumsal düzeyde çalışmalar yapılması gerekir. Profesyonel psikolojik yardım, deprem sonrası etkilenen insanların stres, üzüntü, korku gibi duygusal reaksiyonların yönetimine yardımcı olur. Terapiler arasında kognitif davranışçı terapi, travma odaklı terapi, grup terapisi gibi farklı seçenekler bulunabilir. Bu terapiler etkilenen insanların duygusal reaksiyonların yönetmelerine, hayatlarına dair hedeflerini yeniden kurmalarına ve hayatlarını normalleştirmelerine yardımcı olabilir. Topluluk tabanlı yardım programları ise insanlar arasındaki dayanışma ve desteği artırarak toplumun bütünlüğünü güçlü bir şekilde etkilenmeyen insanların yardım etme duygularını teşvik ederek etkilenen insanların hayatını pozitif yönde etkileyebilir. Bu programlar depremden etkilenmeyen insanların etkilenen insanlarla birlikte çalışmasına, onların hayatına doğrudan pozitif bir yaklaşım ve farkındalık sağlaması insanların iyileşmesine mutlaka yardımcı olacaktır. Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri afet sonrası stres ve travma atlatma sürecini kolaylaştırır. Deprem sonrası psikolojik desteğin verilmesi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin 2011 Tokyo depremi ve tsunami sonrası Japonya'da yapılan bir çalışmada afet sonrası stres ve travma atlatma sürecini hızlandırmak için psikolojik destek hizmetlerinin etkililiği araştırılmıştır. Bu çalışmada deprem sonrası psikolojik destek alan insanların stres ve travma belirtilerinin daha az olduğu ve daha hızlı iyileşme gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca afet sonrası etkilenen insanların çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılır ve desteklenmeleri de oldukça önemlidir. Sonuç olarak deprem sonrası insanların psikolojik olarak etkilendiği bir gerçektir. Bu nedenle deprem sonrası psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması önemli. Ayrıca afet sonrası etkilenen insanların çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılır ve desteklenmeleri de iyileşme sürecini hızlandırabilir. Evet, psikolojik yönetime dair tavsiyeler ve yapılan araştırmalar bu şekildeydi. Umarım bir sonraki depreme daha tedbirli ve hazırlıklı oluruz. Unutmayın, depremden etkilenmemek yalnızca doğanın dili olan bilimi anlamak ve uygulamak ile mümkündür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.